Yani sen gel. Gel yeni bela, gel. Kızların çıktığı mekan burasıymış. Dans ediyorlarmış kızlar burada. Bir de bu kızlara böyle tebelleş olan dallamalar varmış. Kızları darlıyorlarmış. Bu akşam belli ki son darlamaları olacak. Zira ben adamı öyle bir darlarım ki darlaya darlaya ilk small yaparım adamı. Bir de senden bahsettim. Yedi bela abimiz gelecek dedim. O hepsini halleder dedim. Seni çok merak ettiler. Gelsin bir tanışalım dediler. Bana bak Hüseyin. Bu akşam da sizi misafir edelim dediler. İyi bakalım, eyvallah. Şu aynada bir kendimize bakalım o zaman. Abi nasıl kendine bakar biliyor musun? Asla yaşlanmayan Hakan Peker gibi kendine bakar benim abim. Üç posta kendini yalayan kedi gibi bakar abim benim. Hakan Peker abim benim. Mustafa. Abim benim. Gel bakayım sen de biraz kendine bak. Bak bak. Bakayım abi şöyle bir kendime ya. Abi ben aynada görünmüyorum abi. Allah Allah. Abi bildiğin aynada yokum abi. Ben yoksa vampir mi oldum abi? Allah Allah. Oğlum kendine bakacağına azıcık folik asit alıp beynine baktır. Hadi geç otur lan. Gel. Niye görünmüyorum abi? Bu tablo Michelangelo değil mi? Adı neydi bu tablonun ya? Vallahi dilimin ucunda daha çocuk var. Ben bilirim böyle şeyleri. Şey, şuradan iki Aksaray alır mısınız tablosu? Ulan Michelangelo zamanında Aksaray mı vardı ya? Ya zaten abi ben Michelangelo'yu çok sevmiyorum ya. Ya ben Donatello'cuydum. Ninja kaplumbağalar arasında en sevdiğim Donatello'ydu. Adamın elinde zopa vardı. Zopayla da vuruyordu ya. Ulan geç otur şuraya. Ağzımızın tadıyla iki dakika bir entellik yaptırmadın bize şurada ya. Lan bırakın tabloyu mabloyu ya. Ben size diyorum tablo gibi kızlar gelecek. Konuştuğunuz muhabbete bak. Oğlum kızlar gelince öyle entel mentel muhabbeti yapmayalım tamam mı? En iyi bildiğimiz konulardan devam edelim. Zaten görüyorum mümkün olur. Yani ben zaten çok da bildiğim. Kardeşim yani bak kutun burada, kutunu gel al istemiyorum ya sihirbazlık falan. Hayır gel al istemiyorum. Ya 40.000 lira kendini bölsen ne olacak? Denizi ortadan ikiye ayırsan istemiyorum. Gel al kutunu istemiyorum sihirbazlık. Beyler iyi akşamlar kusura bakmayın. Da Vinci Night Club'ın sahibi Paşa Da Vinci. Eğlencenin, sihrin ve dansın tek adresi. Eyvallah. Belli ki burada hesabı üç katı git diyorlar. Daha demin soruyordun ne tablosu diye. Hesap ödeme tablosu bence bu. Hayır canım ne alakası var? Adem'in yaratılış tablosu. Michelangelo'nun eşsiz eseri. 8 yıldır bu kopyayla uğraşıyorum. Çok az kaldı bitireceğim. Bu 100 portre kısımları kaldı sadece. Onları da bitirdim mi tamam. Ya kusura bakmazsanız sizden bir ricam olacak benim. Sizi ben bir arka masaya alabilir miyim lütfen? Niye ya? Neden? Efendim burası rezerve. Ozan Bey'e rezerve de kendisi gelecek o yüzden. Ozan, Kargavur'un Ozan mı? Evet, gergin birisi kendisi, Kargavur'un Ozan. O yüzden lütfen problem çıksın istemiyorum, problem çıkmasın. Problem çıkarsa biz çözeriz de. Biz problem çıkarırsak kim çözecek? Abi nasıl problem çıkarır biliyor musun? Aldığı elbise defolu çıkıp mağaza basan teyze gibi problem çıkarır benim abim. Anlatabildim mi? Öyle bir problem çıkarır benim abim. Mustafa, kafandan 45 ile 57'yi çarp oğlum. Cevabını bulana kadar da ağzını açma. Ay. Ay Fikri Bey hoş geldiniz. Merhaba. Aa. Merhaba. Selam. Siz de Hüseyin Bey olmalısınız. Şey, Fikri Bey sizden çok bahsetti de. Beni o karga burundan kurtaracak kurtarıcı siz misiniz? Ta kendisi efendim. Merhabalar. Ben her türlü karga burun denen takım taklavatın, hırdavatın bilimum ithalatını, ihracatını yeri geldiğinde de imhasını yapan namı diğer Yedi Bela Hüseyin. Ah çok memnun oldum. Size de merhaba. Uzun zamandır bu kadar özgüvenli bir erkek görmemiştim. Normal. Yani sonuçta bu takım işi. Mevda Hanım yani nasıl söyleyeyim? Fikri ile Yedi Bela gibi düşünün. Yani iki kişilik bir takım. Robin ile Batman gibi düşünün yani. 1245. O ne lan? Az önce sorduğun sorunun cevabı abi. 1245 doğru mu? Ne bileyim lan benim matematiğim mi? Kızlar. Görmüyor musunuz? Bunlar Ozan Bey'i alt edebilir mi ya? Bunlar bildiğin salak ile avanak. Yılbaşı iş çıkarmıyor benim başıma. Kardeşim, iş mi iş çıkarsa bir şekilde hallederiz ya. Biz yaparız temizliğimizi.
sen de çöpleri çıkarırsın, olmaz mı? Abim nasıl temizler biliyor musun? Üniversite öğrencisinin manitayı eve atmadan önce evi birdenbire temizlemesi gibi temizler. Kadir ezildi gibi diş fırçasıyla derzlerin arasını temizler gibi temizler. Herkesin de derzini verir benim abim. Eyvallah Mustafa, eyvallah. Yeni enişte bey de pek cesur. Eyvah, Ozan Bey arıyor. Vallahi Ozan Bey arıyor. Sesin Lehim Osman haber uçurdu kendisine. Eyvah, kameralardan gördü herhalde. Efendim Ozan Bey. Efendim, beyefendiler kalkıyordu zaten, arka masaya geçecekler. Lütfen ben efendim. Girerim. Sen bunu bir ver. Alo. Bana bak lan, hırdavat. Senin dişlerinle pasta çivi çöker, kafanla demir eğerim. Tamam mı? Bu kızları rahat bırakacaksın lan. Başına bela olurum oğlum. Bana bak lan, abim nasıl başa bela olur biliyor musun? Her transfer dönemi başa bela olan Abu Bakar gibi transfer belası olur adamın başına. Söyle. Sabaha kadar uyutmayan sivrisinek gibi başa bela olur benim abim. Çok cesur. Bana bak lan. Karga burun musun, nesin? Lan Fikri Şipben. Bana bak, ben seni var ya, bir yerimi geçirirsem... Lan... Coştun lan sen. Oğlum, adamın saksıdaki çiçeğinden ne istiyor senin? Ne kirli bir şeydir bak. Nasıl bir çocuk? Al şunu. Aman canım, siz boş verin ya. O ya, hak etti zaten. Çok teşekkür ederiz Hüseyin Bey. Şey, şimdi bir şey söyleyeceğim. Siz geçin oturun. Biz de gidelim hazırlanalım ve bu üç yakışıklı beyefendiye muhteşem bir gösteri hazırlayalım. Tamam. Yedi Bela Bey, bekleyin bizi. Bir ömür, bir ömür. Ay inşallah sizi öldürmezler ya. Biz sizi çok sevdik. Ne zaman birini sevsek hemen öldürüyorlar. Bir dakika, bir dakika ya, bir dakika. Öldürmek, neyi öldürüyorlar? Bir saniye. Fikri, senin bu karga burun dediğin nalbur değil mi oğlum? Yani ben lakabından yola çıkarak nalbur olduğunu tahmin ediyorum. Peki bunu bağımsız kaynaklara denetlettirdin mi? Onaylattırdın mı oğlum bunu bağımsız kaynaklara? Ya siz salak mısınız? Karga burun dediği işte lakabı karga burunla diş çekiyor. Diş bu adam. Niye? O yüzden lakabı bu. Mesaj atmış. Sakın bir yere gitmesinden arkadaşlarla geliyorum yazmış. Arkadaşlar mı? Arkadaşlar derken ne? Hani nasıl arkadaşlar? Çekiç Osman. Pense Necmi. Tornavida Hilmi. Balyoz Hasan. Keser Namık. Umarım onunla gelmez. En kötüleri de kontrol kalemi Bahadır. Adamlara bak, alet çantası gibi geziyorlar. Bu ne ya? Ne oldu Hüseyin Bey, siz biraz korktunuz mu acaba? Yani şimdi her fani ölümden korkar tabii. Abim ben. Ölümden nasıl korkar biliyor musun? Tamam Mustafa'cığım. Tamam, tamam, tamam. Gerisine girmeyelim. Belli yerlerde uzatma. Tamam abi, uzatmıyorum abi. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Hadi çıkalım, kaçalım. Ne zaman gelecekler? Ne zaman gelirler? Nereden gelecekler? Ne zaman gelirler? Arka sokaktan gelecekler. Nasıl? Bize yakın olmak için arkadaki depoyu tuttular. Evet. Adamları da orada dövüyorlar zaten. Büyük kolaylık bu, desene ne güzel. Bir dakika. Ne ya? Ne oluyor lan? Ozan Bey'in tankının sesi bu. Tank mı? Geçen hafta tank aldı kendini büyük. Lan madem adamın tankı var, niye karga burun Ozan diyorlar lan? Tank Ozan demeniz gerekmiyor. Bu nasıl bir dezenformasyon? Ya siz gerçekten bayağı bir korktunuz gibi Hüseyin Bey. Herkes tanktan korkar bacım şimdi. Dur bir ya. Ya şimdi gelecek burayı darmadı bana diyecek. Sizi düşünmüyorum ama eserime bir zarar gelsin istemiyorum. Biz ne yapacağız peki? Geçin. Açak mı? Ne yapalım? Herif arkasına. Sandana mı? Açak mı ya? Sen geç arkasına. Arkasına geç. Arkasına mı? Ben ne yapayım lan? Bağırma be. Geç şuraya resmini açayım. Aynanın arkasına geç. Ayna mı? Ne aynası lan burada?
Lan sakın. Biz niye buraya saklanıyoruz? Başka bir yer yok mu? Lan her yere adam koymuşlardır. Lan dedirtiyorsun bana da. Geç şuraya. Saklan orada. Sizin de. Ne be? Eğer resme bir şey olsun portuna var ya paralarım size. Tankı... Nerede lan? Nerede oğlum? Lan efendim kimleri görüyorum efendim? Aşkım. Ama ben kimseyi göremiyorum. Nerede lan o yedi bela denen lavuk? Ay aşkım ya sen birazcık sakin ol musun? Kaçtı onlar gitti. Kaçamazlar. Ne? Hiçbir yere kaçamazlar çünkü bütün kapıları adamları yerleştirdim. Ya. Merak etme Ozan abi fazla uzağa gitmiş olamazlar. Kontrol kalemim yanıyor. Tamam. O zaman sen buraları kontrol et. Biz de kulise gidelim bakalım. Yürü çiçek. Ozan abi. Ya şuna bak ya. Yürü. Nasıl bir kıskanç bu be deli. Ben de buraları bir kontrol edeyim bari gelmişken. Tabii kontrol bey. Ay kontrol kaleme bey. Ne var lan bu örtünün altında? Ayna eski bir ayna efendim. Ayna mı? Nasıl ayna lan bu? Nasıl ayna lan bu böyle? Ben bu kadar tipsiz miyim lan? Estağfurullah efendim o şey o silkten geldi silk aynası. Yamuk yamuk gösteriyor. Çirkin, iğrenç gösterir o aynalar. Ha, ondan bu kadar yamuk. Yoksa ben böyle yamuk bir şey değilim yani. Yok. Allah Allah ne acayip ya. Çok kötü tip ya tövbe estağfurullah. Hop. 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 Eğlenceli de ha. Evet. Hop. Hop. Ulan bu ikinci hareketi niye geç yaptı? Bazı şeyleri zaten yansıtmıyor. Ulan. Ulan anladım. Ulan bu ayna. Bozuk ulan bu ayna. Bozuk o. Ay aşkım. Ne taktın ya? Komiklikli ayna işte. Boş ver hadi gel biz doğru. Gidelim. Bir dakika. Bu perdenin altında ne var lan? Perde mi? Efendim benim sanat eserim var. 8 yıldır uğraşıyorum. Yani ilk defa Bahadır Bey siz göreceksiniz. İnanılmaz bir eser. Ben ilk defa. Daha bitmedi. Yok ilk defa göreceksen bir göreyim. Ben... böyle? Eserim efendim. Ben de yani çalıştığım eser. Eser mi? Ne anlatıyor bu eser? İnsanın yaratılışıyla alakalı. Realist... Bunlar insan mı? İnsan, insan efendim. İnsan ya. Ben bayağı böyle gerçekçi çalışıyorum biraz. Ulan tablam abla bilmem de. O yedi bela Hüseyin'i bir yakalarsam, onu 7 ayrı parçaya bölüp 7 ayrı bölgeye gömeceğim ulan. Onu... Ağlıyor mu lan bu tablo? Evet, ben gerçekçi olsun diye böyle sürrealist bir şey. Ne kadar gerçekçi değil mi? O şekilde çalıştım. Bakayım. Tövbe tövbe, kapa lan şunu. Kapa. Cin çağıracak, şeytan çağıracak gibi bir resim. Hadi, hadi. Bunlar çok uzağa gitmiş olamazlar. Ben bir kapının önünü kolaşan ediyorum. Ayrılma. Ayrılmam. Kaçamazlar. Asla efendim. Delerim vallahi. Delersiniz. Bekliyorum ben burada. Git sen. Bekle. Tamam. Allah cezanızı versin sizin ya. Ulan benim bu resimden ne istediniz? İçinden girdiniz, yırtmışsınız her yerine. Resme biraz gerçekçilik katalım dedim. Kendi adıma yorumladım. Fena mı olmuş? Senin yorumuna tüküreyim. Senin yüzünden ben de sokmak zorunda kaldım. Ne yapayım abi? Ya çıksanız hala konuşuyorsunuz. Çık şuradan. Yırtmışlar her yerini. Ulan seni Allah kahretmesin lan Fikri. Ulan emlakçı mısın? Sen niye bizi sürekli bir mafya işine sokuyorsun ya? Nereden biliyor Hüseyin? Ben de mağdurum. Ya bu hanımlar demedi ki. Böyle bir manyaklık seviyesi olduğunu bilseydim ben girer miydim ya? Tam konuldurum istek değil mi ya? Ama siz hemen düştünüz ha! İnsan bir iki yumruk sallar! Ne biçim yedi belasın be? Bela yok bacım, sela var şu an, dur. Ha siz bayağı korktunuz ha! Ağladım lan resmen. Abim nasıl ağlar biliyor musun? Nasıl? Ramazan'da böyle kıssa anlatan hoca gibi böyle intim intim ağlar. Hatta böyle... Balonu uçan çocuk gibi bazen de bas bas bağırır akıllar benim abi. Vallahi yapıştıracağım. Yeter evet. Artık. Beni bir sal ya. Saldım abi. Hadi oğlum çıkalım, kaçalım buradan. Hadi kaç, kaç. Eyvallah. Aha! 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 Aha yakaladım ulan sizi. Ulan! Ulan! Hanginiz lan yedi bela? Ne yok, yedi yok ya. 3 kişi.
Ozan Bey, efendim kendileri sihirbaz gösterileri için geldiler, sihirbazlık yapacaklar. Bu Dandrake, bu da yardımcıları. Dandrake, Big Drake. Sihirbaz ha? Ha. Ne lan sizin numaranız? 0578. O değil, o değil. Aşkım işte şey bu bey, sihirbaz Dandrake. İnsanları ikiye bölüyor. Abi nasıl böler biliyor musun? Yeni imaj yapmış artist gibi fanlarını ikiye böler benim abim. Böyle küçük parti lideri gibi oyları ikiye böler benim abim benim. Bu kim lan? Şey aşkım işte, bunu ikiye bölecek. Evet. Abi? Hele bir dur, bilmiyorum. Ozan Bey. Hele bir dur. Ozan Bey, pardon. Efendim, biz insanları birleştirmek için varız değil mi? Evet. Bölmeye ne gerek var? Ha. Zaten toplum olarak... Bölün son... lan yoksa ben bölerim sizi ki ya! Hemen bölelim, arkadaşı bölelim. Ama nasıl ya? Nasıl yani? Ozan Bey'in önünde bölelim ki rahat rahat görsün. Burada evet, bölelim. Birleşmeye en ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde yani ama... He? Buyurun Mustafa Bey. Geçin. Buyurun. Buyurun. Bak ellerim boş. Ellerim boş. Sen ne ayaksın lan? He? Sen ne yapıyorsun lan öyle elinde bir şeylerle he? Sopa mı lan o? Bana mı kalkıyor oğlum senin sopa? Lan bana bak! Ozan Bey indirdi, indi. İndirdi yani. Senin numaran ne oğlum? Çıkar lan ağzındaki baklayı. Konuşsana lan! O ne lan öyle? Aa. Vallahi bravo. Güzel güzel. Bu sihirbazmış tamam. Dönün lan siz daha değil. Ellerim boş. Abi ben bir şey soracağım. Burada bir bilinç var mı? Vallahi yaradana sığınıp yapıştıracağız oğlum şu an bilmiyorum. Abim nasıl sığınır biliyor musun? Mustafa'cığım, izninle bölüyorum. Konuşma lan kendine, hadi böl. Evet, evet. Ya bu böyle kuru kuruya bölünmez ya. Bir müzik falan bir şey açın. Şşş, bir tribe sokun lan bize. Tabii Ozan Bey, hemen açıyorum güzel aç. Müzik. Ses sistemine bağlı benim telefon da. Ya ne diyorsun abi be, abi benim be. Hadi yallah oğlum. Ula 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 ula. Ellerim hala boş. Vay be! Şaka gibi ha! Vallahi yaptık yani ha. Telefon, telefonum hep orada kalmış ya. Vallahi.
Uzatayım sana. Telefonum falan da, o telefonuma bir baksana, arka cebimde olacaktı abi ya. Telefonum arka cebimde. Oh, aman abi, aman bak. Hepten bozarsın. Bak, bozarsın abi. Abi gözünü seveyim, yapma. Yapma, Allah'ını seversin. Ödüm hep orada kalmış ya. Abi la ben ne yapacağım? Yarım orada kalmış benim ya. Abi beni gel hele bir bütünle. Bütünle beni. Nasıl yapacağız lan? Onu bilmiyorum ki gerisini. Ulan yedi beni abi. Yattıra bak ya. Beni bıraktın hale bak ya. Abi böyle kaldım ya. Ne? Yedi belam. Yedi belam abi ya. Ulan, yedi belam. Yedi belam ya. Tam da sonuna gelmiştik abi. En azından şu çocuğu bir tümleyeydik ya. Ben sizi tümleyeceğim ulan. Tümleyeceğim. Öldüreceğim ulan sizi. Tabii. Ay aşkım ama çok öldürme. Yazık oluyor sonra. Öldüreceğim çiçek. Benim saksıdaki çiçeğime bile küfretti lan bunlar. Kapının önündeki tank kimin? Benim. Kardeşim kör müsünüz? Koskoca okul yazısı var orada. Alın o tankı oradan. Pardon. Amirim kusura bakma da tanka bir şey demeyeceğim mi? Tek sorun okulun önüne park edilmiş olması mı? Evet lan. Tankın ne işi var oğlum sizde? Aranan soru bu çünkü. Oyuncak amirim o tank. Oyuncak mı? Elindeki silah da oyuncak mı? Amirim baksana. Vay ver lan onu bana. Ver. Yürü. İçeride oynarsın artık bu oyuncaklarla. Hadi yürü. Hadi. Ali. Siz aldınız. Ayırdık efendim. Yarım yeter lan sana yarım yeter. Ali. Seninle görüşeceğiz ulan görüşeceğiz. Ali. Yedi belaya bulaşmayın lan. Ali. Aman abi ne yapıyorsun abi? Abi ne yapıyorsun oğlum? Ya hadi yalnız bir şey söyleyeceğim. Ben çok sıkıştım hadi. Tamam. Kurtulduk işte ya. Biz bize eğleniriz. Ya nereye biz eğleniyoruz ya? Buraya tankla çıkarma yapmışlar. Bu post makinesi gibi ağzından kağıtlar fışkırttı. Bu çocuğu ikiye böldük. Nasıl toplayacağımızı bilmiyoruz. Hadi bak kalkıp gidelim buradan. Ne yapacağız oğlum? Biz gidelim. Siz beğensiniz ya. Aman öyle. Oğlum şu çocuğu bir doktora mı götürsek lan Fikri? Ya Hüseyin doktor olmaz. Olmaz. Biz sihirbaza götürüp öyle birleştirelim. Evet. Oğlum bunu yapan adama götürmemiz lazım. Öyle herkes bilmez bu işi. Aynen abi. Öbür adam hepten bozarsa yani yanarız yani. Anladın mı? Ya bizim Saim abinin oğlu vardı ya İrfan. Evet. Bu geçen sene ortaokulda şapkadan tavşan çıkarmıştı. Hadi. Ona bir götürelim. Götürelim hadi abi. Orada. Şeydir yani. Çok ha. Önemli yerleri burada abi. Burası herhalde. Nerede abi bu şeyler? Hayırdır? Merhabalar. Bu gösteri iptal olmuş herhalde de. Enver Ertaş ben sihirbazım. Sihirbazsınız. Bizim malzemeler. Ha burada evet eşyalarınızı alabilirsiniz. Nerede? Ya Enver Bey hazır gelmişken şimdi biz de yılbaşı programı çekiyoruz. Merhabalar. Böyle bir iki gösteri yapsanız. Yani olur mu ki bilemedim ki. Olmaz mı ya? Kimse emredi abi kimse olmaz. O zaman sizi de şöyle alalım. Neyi alalım? Masanın üstüne buyurun. Olmaz mı? Programın tam ortasındayız. Program çekiyoruz yani şimdi bir şey olur bir şey İkiye olur. İkiye ayırmayacağım, kaybetmeyeceğim. Buyurun. Arkanıza. Ne yapıyorum? Oturun. Oturun ve uzanın şöyle. Arkanıza yaslanın lütfen. Ben bu nasıl? Deniyorum. Basit bir oyun değil mi? Evet evet çok basit. Hiç merak etmeyin. Şahane. Şimdi kollarınızı açmanızı rica ediyorum. Çok iyi. Böyle mi? Evet. Abi ne yapacaksın? Şimdi kollarınızı kapatın. Prodüksiyon benim hanıma arasına bir şey yok. Şimdi gözlerinizi kapatıp sadece böyle bir kuş tüyü kadar rahat olduğunuzu hissetmenizi rica ediyorum. Kuş tüyü. Kuş tüyü. Doğdum bir ay sonra rejime aldılar beni. Nasıl kuştu? Hanımlar, beyler. İnsanların büyük bir çoğunluğu düşünde uçtuğunu görüyormuş. Hem de defalarca. Çünkü uçmaya meyillidir insan. Uçmaya meyillidir hayallerine, tutkularına, umut ettiklerine uçmaya meyillidir. Ancak bazı insanlar hayallerine uçabilmek için kollarında kanatlarının çıkmasını beklerler. Halbuki vardır insanın kanatları. İnsanın kanatları kollarında değil,
İnsanın kanatları kalbindedir. Sorunu lan uçuyorum. Şu an keyifliysen sıkıntı yok ama seni indiremiyorum. İndiremiyor musun? İndiremiyorum. Oğlum ya indir, nasıl indiremiyorsun ya? Abi yani... Çoluğum çocuğum var benim ya, Allah aşkına ya. De bu sihirbazlık sanatı yani uç dersin uçmaz in dersin indiremiyorum. Yapma Allah aşkına ya. Ah! İndi bu, ne oldu? Hatırladım. Sihirli sözcüğü hatırladım. Neymiş? İn. Ulan bu...